Ayşegül. Ne haber Duman? Söyle bakalım ne var şu kapının arkasında? Miau. İster misin böyle Alice Harikalar Diyarı'ndaki gibi başka bir boyut açılıyor olsun? Ay ne güzel olurdu değil mi? Miau. Cidden çok merak ettim, ne var acaba? Of. Miau. Duman ne oldu, niye miyavlıyorsun? O neydi? Geçmiş olsun. Arkadaşın Ceren 21.15 vapuruyla iskelemizden Ferit'in iskelesine doğru hareket etmiş bulunuyor. Ne? Ceren! Ceren neredesin? Miyavlamama gerek kalmadı artık. Oh, boğazıma ağrılar girdi sesim yiyeceğim. Of ya, of, of. Ne yapacağım şimdi ben? Ayşegül ne oldu? Ne bu gürültü? Ceren deli Ferit'in tarafına gitti. Yok canım, mümkün değil, gidemez. Ya Duman görmüş Ceren'i içeri girerken. Sonra da o da ışıkla doldu. O zaman kesin gitti. Allah Allah. Geceydi, gündüz oldu. Kimse yok mu? Allah Allah. Gerçek oldu. Ceren Harikalar Diyarı'nda. Ay benim hemen bunu Ayşegül'e anlatmam lazım. Duyunca kafayı yiyecek. De. Önce ben kafayı yemezsem. Yok ya. Bu gerçek olamaz. Kimse yok mu? Yeter be yeter. Bir kere 10.000'i tamamlayayım. Hep 9.996 ila 9.999'da kalıyorum. Kapatacağım bu spor salonunu. Dönerci açacağım. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Bu da iyi. Her gelen kolay gelsin diyor. Kolay gelsin demekle kolay molay gelmiyor küçük hanım. 940 kilo bu. Ben gençken böyle miydim? Tam 942 kilo kaldırırdım. Yaşlanıyorum artık. Vay be. Ben daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim. Neresi burası? Spor salonu. Görmüyor musun? Görmeyin gitmeyin. Ondan sonra da ama kilo aldım. Ama zilini dip çıkıyor. Sen kimsin? Ben Ceren. Sen kimsin? Ben kimim? Ben kimim öyle mi? Sabahtan beri ağırlık kaldırmaktan gülecek halim kalmadı küçük adam. Tamam ama ben sizi cidden tanımıyorum. Yani tanımam mı lazımdı? Evet lazımdı. Tabii ki lazımdı. Ben Ferit. Duymadın mı adımı? Ne? Ferit giyim sanayi. Ferit kolonya. Ferit beyaz eşya. Ferit sportif A nokta G nokta. Ki şu anda benim şirketime ait bir spor salonunda bulunmaktasınız küçük hanım. Kızım deşme beni. Ferit ben Ferit. Bütün bu tarafın sahibi. Sahilden başla. Şu dağın yamacına kadar tüm bu arazi benim. Ben bu tarafın başkanıyım. Pardon, sizin taraf ne taraf oluyor? Sen ne taraftansın? Ben Beykoz tarafındanım. Ha sen dünyadan geliyorsun. Evet. Yani sen normalsin. Evet de niye buna bu kadar gülüyorsunuz onu anlamadım. O zaman benim seni çekirgeye çevirmem gerekiyor. Ha? De! Evet de bunu beslemem lazım. Ya Melda bırak beni, ben eve dönmek istiyorum. Saçmalama Selda. Sen bizim Ferit karşısındaki en büyük kozumuzsun Selda. Ya Melda anlamıyorsun bir türlü. Benim için Ferit diye biri yok. Ben öyle birini tanımıyorum. Benim için varsa yoksa Dilaver var. O yüzden mi adama Ferit deyip duruyorsun? Aa, ne yapayım Melda, 500 senenin alışkanlığı işte. Biz Ferit'in spor salonuna gelmişiz. Ay inanmıyorum. Ben şimdi onun böyle kaslı kollarını, telli saçlarını gördüğüm zaman dengem bozulur. Senin dengen mi var? Yürü.
Ya hadi çabuk gitmemiz lazım. Ceren'i bulmamız gerek. Ya ben gitmek istiyorum. Hadi yürü. Dilaver, Dilaver kurtar beni. Tabii tabii, o da bizim mahalle. Dilaver. Ceren'i göremiyorum. Ama ben Ferit'i görüyorum. Ama o bizi göremiyor. Karıcığım, karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola. Sonra acaba Ferit Bey bisikletle üzerimize geliyor mu diye bana baksanıza. Kimleri görüyorum? Kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Biri benim hasretime dayanamadı anlaşılan. Ben buraya seni görmeye gelmedim Ferit. Emin misin? Ay. Melda tut beni. Şu kaslara bakın. Hatırladın mı bunu Selda? Hatırlamaz olur muyum? Ormandan ben toplamıştım. Tam 942 kilo. Evet. Bu bizim ağırlığımız Selda. Biz sana gelmedik Ferit. Birine bakıyorduk. Dur tahmin edeyim. Adı Ceren. Evet. Uzun bir vücudu ve boğazında kulakları var. Hayır yok. Artık var. Al bakalım. Ay. Ceren. Ne yaptın ona? Çekirge yaptım. Niye? Çünkü kedi daha masraflı. Halıların bilir. Ne zaman eski haline döndüreceksin? Dur bir hesaplayayım. Hiçbir zaman. Bu gülüşü hatırladın mı Selda? Nasıl unuturum? Kendine gel Selda. Evde o kadar prova yaptın hamur Ferit'le. Hazır gelmişken şimdi her şeyi söyle. Ama Melda o zamanlar ben... Dilaver'le aramızda bir elektrik vardı. Sonra ben Dilaver'e Ferit dedim. Sonra beni elektrik çarptı. Dilaver mi? O da kim? Yoksa şu bana adını söylemediğin nişanlın Übey mi? Dikkat. Merkezden uydu ya, Dünyadaki bütün Dilaver'lerin listesini istiyorum. Derhal. Ya bırakın şimdi bunu. Ceren'i ne zaman eski haline döndüreceksiniz? Üzgünüm canım. Bu tarafa geçen normal insanlar hakkında kurallar gayet açık ve net. O zaman kurallar neymiş öğrenelim. Ferit'ten telsize. Telsiz gel buraya canım. Hey ahali. Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Damat Ferit'in emirlerini okurken... Başka bir şey dinlemeyin. Geç bunları geç. Kurallara gel. Kural 1. Tükürmek yasaktır. Kural 2. Çimlere basmak yasaktır. Baba geç bunları geç. Buraya giren normal insanların akıbetini anlat onlara. Arada da davul ver biraz. Bu şarkıyı hatırladın mı Selda? Yoo. Peki bu davulu hatırladın mı? Yoo. Ama bundan sonra hatırlayacaksın canım. Çünkü ben bu davulu senin o dilaverciğinin kafasında kıracağım. Ya şu kurala gelebilir miyiz artık? Kural 714. Bu tarafa geçen her normal ceza olarak derhal bir hayvana dönüştürülecek ve öylece kalacaktır. İşte kural. Elinde de arkadaşın. Hadi canım güle güle kullan. Hayır olamaz Melda hala. Bir şey söyle şu deli Ferit'e. Tatlım sakin ol. Of deli ya. Ferit mi? Böyle mi anlatıyorsunuz beni sağda solda? Yazıklar olsun sana Melda. Sen eskiden de böyle arkamdan konuşurdun zaten. Zavallı Ceren. Ayşegül. Bırak baş başa kalsınlar biraz. Yeni arkadaşına alışması lazım. Selda, şu koşu bandını hatırladın mı? Ay, hatırlamaz mıyım? Ona binip böyle sabahlara kadar gezerdik. Gel. Gel sahil inelim biraz. Bir daha kala. Eyvah ablam. Ferit abla. Yazıklar olsun Melda. Eskiden de böyle yanımdan kaçırırdım bu kızı. Of ya ne yaptım ben böyle? Ya annenlere nasıl açıklayacağım bu durumu? Artık sana bazı gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Benim sihirli bir ailem ve sihirli güçlerim var. Oysa ben bu gece seninle normal insanlar gibi eğlenmek istiyordum. Tıpkı sizde yaptığımız gibi. Ama olmadı. Of ya çok şey mi istiyorum?
bıcırık sesini evet olarak kabul ediyorum. Senden gerçekten özür dilerim Ceren. Ya biliyorum, özür dilemem senin çekirgeye dönüşmüş olmanı hafifletmez ama... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.